ve 15 Temmuz'un yanıtlanmayan sorularına bakalım. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. O geceye dair çok şey yazıldı, çizildi. Ancak 251 kişinin hayatını kaybettiği ve 2000'den fazla kişinin yaralandığı darbe girişiminin üzerindeki sis perdesi kalkmadı. 15 Temmuz 2016'da Gülen yapılanmasına bağlı olan askerlerin başını çektiği başarısız darbe girişiminin 7. yılında hala devam eden yargılamalar ve yanıtlanmayı bekleyen sorular var. Bunlardan en önemlisi belki de darbe girişiminin saatler öncesinden öğrenilmesine karşın bu bilginin neden saklandığı. Gülen cemaatinin yani FETÖ'nün darbe yapılacak güce nasıl ulaştığı, bu darbe girişiminin neden önlenmediği yanıtlanmayan kilit sorular arasında kaldı. 15 Temmuz'a giden süreçte yaşananlar ve darbenin siyasi ayağı karanlıkta bırakıldı. Çünkü 2016 yılında Türkiye'de bir darbe girişimi yapılacağı dillendirilmeye başlanmıştı. Türkiye darbeyi Ankara'da 22.05 sıralarında savaş uçaklarının alçak uçuş yapmasıyla öğrendi. 5 dakika sonra da Boğaziçi Köprüsü kapatıldı. Ancak dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın darbe girişiminden saatler öncesinden haberi olduğu biliniyor. Çünkü Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşı 15 Temmuz saat 14.20'de MİT'e giderek darbeyi ihbar etmişti. Bu ihbarı alan Fidan ve Akar Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le görüşmüştü. Erdoğan ise darbeyi eniştesinden öğrendiğini öne sürmüştü. Darbe ihbarına rağmen askere kışlayı terk etmeyin çağrısı yapılmamıştı. Daha sonra ne Fidan ne de Akar görevden alındı. Ancak Fidan'la Akar'ı darbe soruşturmasında tanık olarak ifadeye çağıran dönemin Ankara Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen görevden alındı. Akar önce Milli Savunma Bakanı, sonra da AKP milletvekili oldu. O gece Genelkurmay'da neler yaşandı bilinmiyor. Olayın iki baş kahramanı Akar ve Fidan hiçbir zaman konuşmadı. Darbeciler tarafından alıkonulduğu söylenen Akar'la neler konuşuldu bilinmiyor. Şu ana kadarki tek veri şüpheliler ve rehin alınan bazı komutanların ifadeleri. Genelkurmay'da çekilen güvenlik kamerası görüntülerinin tamamı hiçbir zaman yayınlanmadı. İfadeleri destekleyen bir kısım video ve fotoğraflar montajlanarak medyaya servis edildi. Aynı şekilde darbenin merkezi Akıncı üstündeki güvenlik kameralarının ham kaydı da hiçbir zaman paylaşılmadı. Darbe girişiminin en kilit ismi olan Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ise 7 yıldır kayıp. Aslında Öksüz darbe sonrasında Akıncı üssünden kaçarken yakalanmıştı. Ancak tarla bakmaya girmiştim diyerek serbest kaldı. Muhalefet partilerinin darbenin siyasi ayağının araştırılmasına yönelik araştırma talepleri iktidar tarafından hep reddedildi. 4 Ekim 2016'da mecliste kurulan darbe girişimini araştırma komisyonu sadece 4,5 ayda çalışmalarına son verdi. Hazırladıkları rapor yıllardır kayıtlara geçmedi. Kritik isimler komisyonda dinlenemedi. Darbe girişiminde cemaat yalnız mıydı, bir ittifak mı vardı? Bu soru gündeme dahi getirilmedi.